Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün özel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda geçtiğimiz gün düzenlenen Master Wasp etkinliğini sizlerle biraz tartışacağız aslında. Biliyorsunuz genelde böyle Türkiye'de bu tarz etkinliklere biz çok fazla alışkın değiliz. Fakat Monster bu alanda bir ilki gerçekleştirdi diyebiliriz. Biliyorsunuz küresel markalar yeni ürünlerini bu tarz etkinliklerde tanıtıyorlar. Ve Monster Wasp'ta da geçtiğimiz gün pek çok yeni ürün tanıtıldı. Bu yeni ürünün yanı sıra bazı güzel projelerden de bizleri haberdar ettiler. Birazdan bunlardan da size kısa kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Halihazırda zaten etkinliğin tamamını izlemek isterseniz Monster'ın kanalına girip izleyebiliyorsunuz. Biz genel itibariyle etkinlikte tanıtılan ürünleri değerlendireceğiz ve bunun üzerine konuşacağız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Monster Türkiye topraklarından çıkmış bir firma. CEO'su ve kurucusu İlhan Yılmaz. İlhan Yılmaz sahneye çıktı ve Monster'ın özellikle son birkaç yıldaki gelişimi hakkında bizleri bilgilendirdi. Ki burada Monster'ın ciddi anlamda başarılı bir satış grafiğine sahip olduğunu da gözlemlemiş olduk. Aslında bunu hani birisi söylemese de biz anlayabilirdik. Neden diyeceksiniz? Bir bilgisayar almak için Monster'ın sitesine girdiğinizde arkadaşlar stokların anında tükendiğini görüyorduk biz. Mesela bir bilgisayar stoklara geliyordu. Böyle birkaç saat içerisinde stoklar tükeniyordu ki bu hemen hemen bütün segmentlerde karşılaştığımız bir durum olmaya başlamıştı. Dolayısıyla burada az çok Monster bilgisayarlarına olan ilginin farkındaydık ki özellikle son yılda yani 2020-2021 arasında arkadaşlar Türkiye'de oyun bilgisayarı denildiğinde aklına gelen ilk markalardan biri de Monster oluyor. Burada müşterilerin Monster'ı bu kadar tercih etmesindeki en önemli etkenin kesinlikle fiyat performans modelleri olduğunu da söyleyebiliriz. Peki gelelim etkinliğimize. Geçtiğimiz gün etkinlikte neler tanıtıldı? Aslında Monster hemen hemen bütün kategorilerdeki bilgisayarlarının yeni versiyonları üzerine böyle ufak sunumlar gerçekleştirdi arkadaşlar. Fakat burada benim en çok dikkatimi çeken Abra oldu. Biliyorsunuz Abra genele baktığımızda Monster tarafındaki en düşük segmentte kalan oyun bilgisayarı. Abra, Tulpar, Semut diye gidiyor zaten sonrasında. Abra cihazlarında arkadaşlar şu anda hali hazırda mesela ekran kartı tarafında GTX serisi ekran kartları tercih ediliyordu hala. Fakat güzel bir müjde geldi geçtiğimiz gün. Artık Abra bilgisayarlarda da RTX tabanlı ekran kartları gelecek. Bu ne demek oluyor? Aldığımız Abra cihazlarında dahi aktif ışın izleme özelliği ya da DLSS gibi Nvidia'nın yeni teknolojilerinden yararlanmaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Bu tabii fiyata nasıl yansır nasıl yansımaz önümüzdeki günlerde görmüş olacağız bunu. Fakat Abra serisinde dahi 3000 serisi kartların RTX 3000 serisi kartların gelecek olması gerçekten bizler için çok önemli bir haberdi. Hatta benim şahsi fikrim bu arkadaşlar. Bence etkinliğin de en önemli haberiydi diyebilirim. Tulpar tarafına baktığımız zaman Tulpar tarafından hani böyle aman aman bir yenilik yoktu. Fakat cihazın tasarımında bazı artılar var. Örneğin bu LED şeritler vesaire vardı eski Monster cihazlarında. O LED şeritlerin geri geldiğini görüyoruz. Yani böyle daha bir sade tasarımdan daha böyle bir oyun bilgisayarı gibi bir görünüme kavuşacak Tulpar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Yeni nesil Monster Notebook'larda arkadaşlar özellikle ekran tarafına da ayrı bir önem verildiğini söyleyebiliriz. Yüksek tazeleme hızlarından bahsediyoruz. 144 Hz üzeri tazeleme hızları söz konusu. Tabi aldığınız model yükseldikçe bu ekranın tazeleme hızı da yükseliyor. Örneğin bir Markut alırsanız burada inanılmaz derecede kaliteli bir ekran ve belki de dünyanın en güçlü laptopunu satın almış oluyorsunuz. Biliyorsunuz bunlarda masaüstü Intel işlemcileri var. Yani normal bilgisayarlarda biliyorsunuz Intel'in mobil platformlar için geliştirdiği işlemciler kullanılıyor. Fakat burada Monster ne yapmış? Masaüstü bilgisayarlar için kullanılan Intel işlemcilerini direkt olarak bu laptopun içerisinde kullanmış ki bu da laptopun performansını hayli arttıran bir unsur arkadaşlar. Yani burada masaüstü performansını resmen direkt olarak bir taşınabilir cihazın içerisine getirdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Monster denilince herkesin aklına direkt böyle hemen oyuncu bilgisayarları geliyor. Fakat Monster özellikle son yıllarda Huma serisiyle önemli bir atılım gerçekleştirdi. Huma yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıktı. Biraz daha böyle
hafiflemiş ki ağırlığının 1 kilogramın altında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun yanında dahili bir ekran kartı ile geliyor. 11. nesil Intel işlemcilerde bulunan Iris ekran kartı ile geliyor. Burada arkadaşlar Iris ekran kartının son derece başarılı bir performans sergilediğini de sizlerle paylaşmak isterim. Zaten biz geçtiğimiz günlerde bir Huma incelemesi yapmıştık. Dilerseniz o incelemenin detaylarını da şimdi yukarıdan verdiğim linkten göz atabilirsiniz. Huma gerçekten yeni nesil bir iş bilgisayarı olarak gayet fonksiyonel bir kimliğe sahip diyebiliriz. Diğer taraftan dediğim gibi aksesuar bölümünde de önemli yenilikler bizleri bekliyor diyebiliriz. Master denilince pek çoğumuzun aklına böyle yeni nesil oyuncu bilgisayarları gelebilir. Fakat artık Monster aksesuar tarafında da Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olmaya başladı arkadaşlar. Bugün Monster'ın sitesine girdiğiniz zaman oyuncu faresinden tutun da klavye, web kamerası hatta mikrofona varana kadar pek çok ürünle karşılaşabiliyoruz. Bunun yanında kablosuz Bluetooth hoparlör gibi böyle farklı seçenekler de mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla Monster bize şunun sinyalini verdi geçtiğimiz gün. Önümüzdeki süreçte geniş bir ekosistem yaratılacak ve hemen hemen aklımıza gelebilecek bütün böyle oyuncu ekipmanları olsun, eğlence ekipmanları olsun bunları biz Monster logosuyla karşımızda görmeye devam edeceğiz. Bizlere bunun sinyalini geçtiğimiz gün net bir şekilde verdiler arkadaşlar. Burada şu bizim hoşumuza gidiyor. Biliyorsunuz Monster ürünleri genelde kaliteli olmasının yanında uygun fiyat etiketlerine sahip oluyor. Dolayısıyla kaliteli bir ürünü uygun fiyata almak elbette ki bizim işimize gelecektir. Bu açıdan da Monster'ı desteklediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim işin proje tarafına arkadaşlar. Monster Vast etkinliğinde aslında pek çok proje tanıtıldı. Oyun geliştiricilerine yönelik bazı projelerden bahsedildi. Burada en çok dikkat çeken MAP isimli proje arkadaşlar. Nedir bu MAP? Aslında MAP herkese Monster ürünü inceleme fırsatı sunabilen bir proje diyebiliriz. Bu projede yayıncılar Monster'ın sitesine girerek map.monsternotebook.com.tr'ye girerek buradan arkadaşlar kayıt oluyorlar. İstedikleri Monster ürününü belirtiyorlar. Onlara belli bir rezervasyon süresi tanımlanıyor. Bu rezervasyon süresinde gönderilen Monster ekipmanını inceleyerek yayınlayabiliyorlar. Ayrıca burada bir ödül havuzu da söz konusu. Ödül havuzunda biriken puanlarınızla daha sonrasında hediyeler seçebiliyorsunuz. Ayrıyeten böyle çekiliş tarzı bir şeylerden de bahsedildi. Fakat bunların ayrıntılarını dediğim gibi map.monsternotebook.com'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada detaylı net bir şekilde bunlardan bahsedildi. Evet arkadaşlar Monster Vast etkinliği gerçekten dolu dolu bir etkinlikti. Pek çok ürün tanıtıldı. Bu ürünlerin yanı sıra önemli projelerden bahsedildi arkadaşlar. Ayrıca şunun da müjdesini verdiler. Biliyorsunuz yakında İngiltere'ye de gidecek Monster. Şu anda dünyanın belli bölgelerinde zaten satışları devam ediyor. Almanya'da önemli bir müşteri kitlesine ulaştılar. Önümüzdeki süreçte İngiltere'de de satışların başlayacağını müjdelediler. Hatta etkinliğin sonlarına doğru şöyle bir ifade geçti. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Master'da dediler. İngiltere'den yeni açılacak pazarlarında müjdesini vereceğiz dediler arkadaşlar. Yani önümüzdeki yıl Vast etkinliğinde Monster'ın hangi ülkelere yelken açacağını da öğrenmiş olacağız. Bu etkinlik hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlere yorum olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca tekrardan hatırlatıyorum. Etkinliğin tamamını da Monster'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.